niye teröristler girilemez diyordu. Kale diyordu aklınızı. Görüyoruz. İşte girilemez dediği yer burası. Girilemez dediği yer burası yani. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 18 Mart Şehitler Günü'nde Türk birliklerine Türk şehitlerimize armağan edin. Ben Türk komandosuyum. Düşmana çelik pençemler derim. Düşmana çelik pençemler derim. Odak noktasında ilk durağımız Cinderes. Cinderes'in merkezindeyiz. Burada en şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Ama şu anda artık Türk Silahlı Kuvvetleri bu bölgede hakimiyeti sağladıktan sonra hayat giderek normale dönüyor. Biz de Cinderes sokaklarında şimdi yürüyoruz. Özellikle bu ana caddede göze çarpan mesele şu. Çok hareketli bir hayat var. Yani insanlar artık normal hayatlarına dönmeye başlamışlar. Bu ortaya çıkıyor. Hareketli bir ticaret var. O ticarette buraya yine hayatın normalleşmesi anlamında çok güzel şeyler katmış. İzlenimlerimizi aktaracağız sizlere. Odak noktamıza Afrin özelinde Zeytin Dalı harekatını aldık. Şimdi Cindere sokaklarında birazcık yürüyelim. Şöyle sizlerle hem Cinderes'in havasını paylaşalım hem de hayatın nasıl normale döndüğünü sizlerle şöyle bir miktar anlatmaya çalışalım. Şimdi burası Selahattin Camii. Selahattin Camii'ne şöyle giriyoruz. Selahattin Camii'nin özelliği şu. Burada PYD, YPG bu camiyi bir karargaha çevirmişti. Ve yerle bir edilmişti bu cami. Şöyle içeri doğru girelim kameraman arkadaşım Hakan Avcı ile birlikte. Camiyi Diyanet Vakfı, Türkiye Diyanet Vakfı onarmaya başladı. Artık camide ibadet çok yakın. Halıları içeri döşeniyor. Şimdi içeri gireceğiz. Selamun aleyküm. Burası PYD, YPG'nin karargahı olarak kullanılıyordu. Cami darmadağındı. Buradan tüneller kazmışlardı içeriye. Normalde ibadethane olarak kullanılması gerekirken burayı terör örgütü mensupları adeta bir karargaha çevirmişlerdi. Her yerde şu anda bakmayın yerler gayet güzel, temiz, bakımlı yapılıyor. Yerler döşenmiş çok güzel bir şekilde. Fakat burada her yer tamamen bir harabeydi, yıkıntıydı. Şimdi burası artık onarıldı ve önümüzdeki birkaç gün içerisinde de ibadete açılacak. Şöyle bir içeri girelim. Gel Hakan şöyle bir. Ayakkabımızı da şöyle çıkartalım. Buraya halı döşenmiş. Şöyle gelelim. Şimdi caminin mihrabı. Caminin mihrabı. Karşı tarafta terör örgütüne ait mevziler vardı. Burada duvarları delmişlerdi. Bakınız bu duvarlar şu anda yapılmış vaziyette. Her şey yolunda değil mi? Ama buralar hep yıkıktı. Buradan mevzileri vardı ve o mevzilere burada tahkimat sağlanıyordu. Bakınız bu Selahattin Camii'nin mihrabı. Çok da güzel bir taş işçiliğiyle aslında yapılmış. Şimdi işin güzel tarafı şu, bu cami tamamen bir harabeydi. Şurayı göstermek istiyorum size. Burası tamamen delinmiş, bombalarla delinmişti. Bakınız burada da aynı şekilde. Şurayı da göstereyim. Burası da aynı şekildeydi. Burada bir delik açılmıştı. Yukarıya buradaki teröristler silah taşıyordu ve oradan da yine Mehmetçi'ye kurşun sıkıyorlardı. Türk Silahlı Kuvvetleri bu camiyi ele geçirdikten sonra hemen Diyanet Vakfı devreye girdi ve Ramazan ayına yetiştirildi cami. Çok güzel bir şey. Şu anda da bakınız halılar döşenmeye devam ediliyor. Biraz da onlara şöyle bakalım. Gelin şöyle. İşçiler tam sürat
halıları yerleştiriyorlar mihrabın çevresinde ve artık bundan sonra Ramazan ayında Selahaddin Camii, Cinderes'teki Selahaddin Camii de ibadete açılacak. Şimdi dışarı çıkalım şöyle. Selahaddin Camii'ni dolaşmaya devam ediyoruz. Burada da yaşlı bir amcamız var. Biz de yardım edelim. Gel. Selamünaleyküm. Eyvallah. Evet, Hakan'cığım. Eyvallah. Gel Hakan'cığım bak. Cinderes sokaklarında biraz daha şöyle yürüyelim. Sizlere Cinderes'teki havayı yansıtalım. Bakınız içeride ne kadar güzel cami tadilat yapılıyor. Burada da Cinderes merkezde de hayat tüm hızıyla devam ediyor. Mehmetçiğin burada artık kontrolü sağlamasından itibaren insanlar normal bir şekilde hayatlarına da devam etmiş oluyorlar. Şimdi biraz gezelim şöyle. Evet, yürüyelim şöyle biraz. Gel bakalım. Birkaç kişi var. Ben Arapça bilmiyorum ama belki konuşabiliriz. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Hoş geldin. Aleyküm selam. Selam. Türkiye. Türkiye hoş. Erdoğan. Erdoğan Arasi. Ala sala. Mehmetçik. Mehmetçik. Ne ama bعرف يعني نتكلم بالتركي. لا لا على çok teşekkür eder Erdoğan. Baş Erdoğan camiye çok güzel oldu. Şimdi namaz kılıyor içinde. Ben imam şurada. Ha. Ben çok teşekkür eder Adalet Partisi o Erdoğan Serbuk. İnşallah. Nasıl hayat nasıl Cinderes? Şimdi güzel. Daha önce nasıldı? Şimdi güzel. Evvelki yok, güzel değil. Şimdi güzel ama aman yoktur. Bu adamlar silah yanında var. Çok fişek yani. Aman istiyor. Bu silah olmaz. Şimdi selam oldu. Maşallah. Ehlen. Ehlen istiyor. Ehlen. Aman mafi. Aman yoktur. Daima silah vuruyorlar. Bana nizam ediyor. Nizam. Nizam iyi. Çok silah veriyorlar. Ne yaptılar yani, burada? Yani şimdi, ne yaptılar şimdi, burada? Abi şimdi yani namaz sabahla evde kılıyor namaz. Ne için? Selam yoktur. Silah var. Fişek çok. Yani ezan yerine silah mı vardı? He ya. İle istemez ya o. Şimdi gidelim, yolumuza devam edelim. Yolumuz uzun. Cinderes'ten çıkalım. Burada da mangal yanıyor. Öğle yemeğinde acaba ne var? Evet, devam edelim. Yolumuz uzun dediğimiz gibi Cinderes'te Cinderes'in ana caddesinde bunları çektik. Şimdi ikinci durağımıza gidiyoruz. Yine Cinderes'te bulunan Ebu Bekir Sıddık Camii'ndeyiz. Maşallah şimdi artık Türkiye Diyanet Vakfı'nın da çalışmalarıyla cami çok güzel bir şekilde onarılıyor. Ama bu tarafta, şimdi bu tarafa döndüğümüz zaman aslında bunların hiçbir kutsallığının olmadığı bir kere daha çıkıyor ortaya. Nereden çıkarıyorsunuz diyeceksiniz. İşte bu. Kurşun izleri. Şimdi burada, bakınız burada da var. Bunlar her yerde var. Yani bunlar şimdi normalleşmiş artık burada. Bu kurşun izleri her yerde var. Yani bu neyi gösteriyor? Bu terör örgütünün gerçekten bir kutsalı yok. Şöyle minareye geldiğimiz zaman Ebu Bekir Sıddık Camii'nde, Cinderes'teki Ebu Bekir Sıddık Camii'nin minaresinde yine aynı şekilde buradaki çatışmanın izleri en net şekilde görülüyor. İşte burada da yine mermi izleri var. Şuraya da şöyle çıkarsak, şurada da yine bir bakınız, burada da yine mermi izleri var. Bakınız burada artık Türk Silahlı Kuvvetleri kontrolü sağladıktan sonra hummalı bir çalışma yapılıyor. Ebu Bekir Sıddık Camii yeniden ihya ediliyor. Biraz da caddeye inelim o zaman. Ebu Bekir Sıddık Camii'nden şöyle güvenli bir şekilde
yaşamak buralarda önemli. Çünkü neden söylüyorum bunu? Buraları terör örgütü resmen harabeye çevirmiş. Buraları terörize etmiş. Bu sokaklarda şimdi bu kadar rahat bir şekilde dolaştığımıza bakmayın. Bu sokaklar tam da o çatışmaların yaşandığı sokaklar. Cinderes'teyiz. Bakın Cinderes'in ara sokakları. Her binada ayrı ayrı o çatışmaların izleri var. Terör örgütünün verdiği zararın izleri var. Buraları terk etmemek için, buraları bırakmamak için şöyle biraz daha yürüyelim Hakan'cığım. Buraların durumunu göstermek adına şurada bir şey dikkatimi çekti. Bakınız şarapnel parçalarından bu demir ne hale gelmiş. Yani diyoruz ya hayatın normale dönmesi neyi ifade ediyor burada diye baktığımız zaman gerçekten hayatın normale dönmesi her şeyi ifade ediyor. Cinderes'te yaşanan o şiddetli çatışmaları hatırlayın. Bu sokaklarda yaşandı o çatışmalar. Şimdi aynı sokaklarda hem Mehmetçiğin güven ortamını oluşturmasından sonra hem de bizim Türkiye'mizin kurumlarının burada harekete geçmesinden sonra hayat normale dönmüş. Şurada bir seyyar satıcı var bakınız. İnsanlar oradan sebzelerini alıyorlar. Burada da yine bu sokakta da şimdi bakmayın dediğim gibi buranın böyle sakin olduğuna. Bu sokakta çok şiddetli çatışmaların yaşandığı yerlerdi. Şöyle biraz daha gidersek Cinderes'in sokaklarında yürüyoruz odak noktası olarak. Odak noktamızı hem Afrin'e hem Cinderes'e hem de Kuzey Suriye'ye çevirdik. Ve burada da yine çatışmanın izlerini görebiliyoruz. Kepenklere yine giren mermilerden de burada bahsetmek mümkün. Burada da yine bakınız çatışmalar sırasında birçok binada var bu. Ben örnek olsun diye bunları gösteriyorum. Bu birçok binada olan mermi izlerinden yalnızca birkaçı. Şimdi yine dönelim caminin olduğu yere doğru. Bakınız BYD, YPG camilerimizi bir cephaneliğe, bir askeri karargaha çevirmiş. Kendi emellerine ulaşmak için bunların hiçbir kutsalı olmadığını biliyoruz. Ve camileri de tahrip etmekten hiç çekinmemişler. Neyse ki şimdi Türkiye o camileri onarıyor. Neyse ki şimdi Türkiye o camilerde yeniden ibadet yapılmasını sağlıyor. Şimdi içeri doğru yine devam edelim. Bakalım neyle karşılaşacağız. Baktığımız zaman Ebubekir Sıddık Camii'nde şu anda her yer yenilenmiş, duvarlar boyanmış. O kötü günlerin izleri silinmeye çalışılıyor. Hatta şadırvanlar da yenilenmiş. Bakalım su akıyor mu? Şöyle bir kontrol edelim. Hem de akıyor. Gelmişken elimizi de yıkayalım o zaman. Bu sıcak havada gerçekten iyi geldi. Elimizi yüzümüzü yıkamak. Dediğimiz gibi Ebubekir Sıddık Camii de diğer camiler gibi, Cinderes bölgesindeki diğer camiler gibi Türkiye tarafından onarılıyor. Çok güzel bir şey. Bunları gördüğü zaman insan gerçekten çok mutlu oluyor. Şöyle kameramızı da alalım ve devam edelim şöyle yolumuza. Cinderes kent merkezi çatışmaların en yoğun, en şiddetli yaşandığı noktalardan biriydi. Terör örgütü buralara girilemez propagandası yapıyordu. Ama buralara da girildi. Buralarda da hakimiyet sağlandı. Artık buralarda eskinin aksine çok daha sakin, çok daha huzurlu bir hava var. Ve binalar onarılıyor. Hayat normale dönüyor. Afrin kent merkezindeyiz. Odak noktamıza Afrin'i aldık. Zeytin Dalı harekatından sonra Afrin o kadar huzurlu bir hale kavuştu ki. Şimdi burada iki tane mesele var.
iki tane ana nokta vardı. Bir tanesi hatırlayacaksınız, komandolarımızın o komando andını okuduğum meydan. Orası hemen buraya yaklaşık 100 metre mesafede bir yerde. Burası da ikinci noktaydı. Kava heykeli vardı bu noktada. Bu Kava heykelinin yıkıldığı an tarihi bir andı. Neden diyeceksiniz? Onun da nedeni şu. Kava heykeli gibi bazı sembollerle bu terör örgütü aslında hiçbir sembolü, hiçbir kutsalı olmamasına rağmen Kürt vatandaşlarımızı, Kürt kardeşlerimizi farklı bir yöne sevk etmeye çalışıyordu. Onlara algı operasyonu yapıyordu. İşte Kava heykelinin yıkılması, Zeytin Dalı operasyonundan sonra o heykelin yerle bir edilmesinin de böyle bir anlamı vardı. Aslında o heykelin ne Kürtlerin tarihiyle ne de Kürtlerin kültürüyle bir alakası yoktu. Şimdi burası kent merkezi dediğimiz gibi. Burada yoğun bir şekilde ticaretin yaşandığı bir bölge ve hayatın burada normale dönmesi en çok da Afrinlileri sevindirmiş durumda. Şöyle biraz yürüyelim. Caddede yürümek buralarda daha önce bu YPG, PYD teröristlerinin bulunduğunu düşündüğümüz zaman böylesine güvenli bir şekilde burada yürüyor olmak bile inanın çok önemli. İnsanlık için önemli. Bakınız burada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ne yaptığını görmek çok kolay. Ne biliyor musunuz? Burada aslında Türk Silahlı Kuvvetleri buraları terör örgütünden kurtararak, o teröristlerden temizleyerek bir şey gerçekleştirdi. Burada hayatın normale dönmesini sağladı. Burada insanların insanca yaşamasını sağladı. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türkiye'nin burada yaptığı en önemli şey de bu. Bakınız zaman zaman askeri araçlar görüyorsunuz. Askeri araçlar burada, merhabalar. Askeri araçlar burada 24 saat devriye geziyor. Tıpkı Suriye'deki Özgür Suriye ordusu gibi. Amacımız Suriye'yi Suriyeliler için ve insanlık için yaşanılabilir bir yer yapmak. İşte bizim Mehmetçiğimizin en önemli gayesi de bu. Dediğimiz gibi Afrin kent merkezinde bu şekilde rahatça yürüyebilmek, buralarda rahatça hareket edebilmek insanlık için önemli. Sadece bizler için değil, insanlık için önemli. Türkiye insanlığın ölmediğini bir kez daha burada kanıtlamış oluyor. Zeytin Dalı harekatından sonra bir gerçek daha ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin tırlar dolusu silahla silahlandırdığı, mühimmat sağladığı terör örgütü YPG, PYD, Afrin kent merkezinde de hendekler kazdı. O hendeklerden bir tanesinin önündeyiz. Arka taraf çukur var. Burada hendeğin büyüklüğünü görebilmeniz için şöyle benim boyumdan ne kadar yüksek olduğunu görebilmeniz için şöyle göstereyim size. Bu büyüklükte bir hendek. Şimdi amaç ne? Amaç buradaki askeri araçların bu tarafa geçememesiydi. Ama tabii ki bekledikleri gibi olmadı. Şu arkadaki bina, bakın yıkılmış bir bina var hemen arka tarafta, bir kısmı yıkılmıştı. O binanın üstünde yine terör örgütüne mensup teröristler vardı ve o teröristlerde keskin nişancılar vardı. Kime kurşun sıkıyordu keskin nişancılar? Mehmetçiğimize kurşun sıkıyordu. İşte o binadaki teröristler de imha edildi. Şimdi peki Zeytin Dalı operasyonu artık başarıyla sonuçlandı ve Afrin kent merkezinde hakimiyet sağlandı. Bu hendekler ne oldu diyeceksiniz. Şimdi şöyle biraz daha geri gidersek Hakan, hendeklerin ne olduğunu göstereceğiz. Şimdi hendekler kazıldı ya, hazır kazılmışken, hazır burada bir çukur varken, işte Türkiye'nin farkı bu. Sadece savaşmak, sadece terörü temizlemek değil, bölgeyi kalkındırmaya da çabalıyoruz. Hazır hendekler kazılmışken ne yapıyoruz? Biz de boruları getirdik, buraya kanalizasyon döşüyoruz, buraya yine elektrik hatlarını onarıyoruz. Hemen boruları getirip işe başlamış Türkiye ve kazılan, terör için kazılan hendekler şimdi Afrin halkının giderlerini, pis su giderlerini ve kanalizasyonunu götürecek olan o çukurlara dönüşmüş. Hayırlı olsun diyelim. Terör örgütünün tamamen yakıp yıktığı Afrin kent merkezinde çatışmalar çok şiddetliydi. Her binanın duvarlarında burada olduğu gibi delikler görebilirsiniz, kurşun izleri görebilirsiniz, bomba izleri görebilirsiniz. Fakat çatışmaların sadece göğüs göğüse sürdüğünü zannetmeyin.
kalleşçe tuzaklar kuruldu. O tuzaklardan bir tanesi de işte şu araçtı. Bombalı araçlarla veya da bomba tuzaklanmış araçlarla çok uğraştı gerçekten güvenlik güçlerimiz. Mehmetçik iğneyle kuyu kazar gibi gerçekten her bir santimetre kareyi ilmek ilmek aradı ve o bombaları da imha etti. Allah'a şükür bu araçta olduğu gibi bomba yüklenmiş, bomba tuzaklanmış bu araçta olduğu gibi birçok noktada da başarıyla o patlayıcılar imha edildi. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Mehmet Savaş Polat, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü. Şimdi Afrin'deyiz. Afrin, evet. Kent merkezinde sizin gıda ve temizlik maddeleri dağıtım programınıza baktık. Burada yüzlerce Afrinli sayenizde hem huzur içerisinde bir Ramazan geçirmeyi herhalde şansına sahip olacaklar. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Toplamda kaç kişiye siz bu yardımları yapıyorsunuz? Efendim şimdi toplamda burada Afrin ve Cinderes bölgesinde şu anda gördüğünüz 200 aileye gıda ve temizlik malzemesi kolisi dağıtılıyor. 200 koli gıda, 200 koli temizlik malzemesi ve aynı zamanda hayırsever vatandaşlarımızın bizlere emanet etmiş oldukları adak ve akika kurbanlarının etlerinin burada bugün dağıtımı yapıldı. Tabii bu çalışmaları Ramazan'dan bir gün önce başlatıyoruz. İşte buradaki yerel halk da o Ramazan coşkusunu, huzurunu yaşasın diye bizlerle aynı coşkuyu, her ne kadar ortamları sıkıntılı olsa da bu coşkuyu tatsınlar diye bu yardımları ulaştırıyoruz. Ancak bizim tabii bu bölgede Türkiye'nin bu bölgeye el uzatmasından sonra bu bölgede zaten sıcak ekmek dağıtımı çalışmalarımız, sıcak yemek yani 15 bin kişiye burada bu bölgede sıcak yemek dağıtıyoruz. Günlük ekmek dağıtıyoruz. Yani 235 bin ekmek dağıtıyoruz bu bölgede sıcak olarak. Bunlara ek olarak tabii bu çalışmalar Ramazan kapsamında yapılıyor. Tüm Ramazan boyunca bu bölgede 70 bin kişiye iftar yemeği verilecek. 30 bin gıda kolisi dağıtılacak. Yani ortalamada baktığınız zaman 500 bin kişiye bu bölgede vakfımız el uzatmış olacak, ulaşacak yardımlarıyla. Biz birkaç kişiyle konuşma fırsatı bulduk. Hepsi de terör örgütüne lanet okudu. Peki Türkiye hakkında size ne diyorlar, nasıl konuşuyorlar sizinle, ne düşünüyorlar? Tabii şimdi bölge çok karışık. Yani Türkiye hakkında her zaman gurur verici, bizim hoşumuza gidecek ifadeler kullanıyorlar. Aşikar. O konuda hiçbir şüphe yok. Ancak bölgede şöyle bir sıkıntı var. Sürekli bölgede bizim yapmış olduğumuz bu güzel çalışmaları, Türkiye'nin bu bölgeye barış getirmesini çekemeyen mihraklar sürekli bölgede bir takım işte ithamlarda bulunuyorlar, bir takım farklı çalışmalar yapabiliyorlar. İnşallah aklı selim ile bu halk ve Türkiye'miz inşallah bunu çözecektir, bunu da önüne geçecektir. Biz bunu Zeytin Dalı operasyonu sürerken gördük. Yani bir kişinin burnunun bile kanamadığı operasyonu Türkiye sivillere zarar veriyor diye lanse etmişti yabancı basın. Sizinle ilgili ne tür bir dezenformasyon yapıyor o çevreler? Ya direkt bizimle ilgili değil Türkiye, ama yani sizden kastım Türkiye'deki tabii yardım dernekleri ve bu organizasyonlar. Evet, yani bir takım işte selefi hareketler var. Akidevi bir takım bazı şeyler öne sürüyorlar. Onun dışında tabii Diyanet ve Diyanet Vakfımız bu bölgede imamlara, müftülere işte halkı bilinçlendirsinler, daha sağlıklı doğru bilgiyi aktarsınlar diye destek veriyor. Dolayısıyla bu destek de onlar için ciddi şekilde tehlike arz etmekte bakıldığı zaman. Çünkü İslam'ın orta yolunu biz temsil ediyoruz ve bunu aktarıyoruz insanlara. Yani bu çatışma bölgelerinde özellikle yani dini algı üzerinden yapılır karışıklıklar, operasyonlar. Dolayısıyla bizim böyle bir büyük misyonumuz var aslında burada. Yani bu Diyanet İşleri Başkanlığımızın da öncülüğünde burada yapılan çalışmalara bir takım mihraklar çomak sokmaya çalışıyor ama Allah'ın izniyle olmayacak. Bizim burada mesela cami tadilatlarımız var, tefrişatlarımız var. Şimdi sadece hani gıda yardımı ya da işte Ramazan'la ilgili değil, camileri gezdik mesela. Mükemmel. Yani insanlar yeniden ibadete başlamışlar ve caminin imamıyla konuştum. Mesela eskiden ezan saatinde silah patlıyordu. Şimdi ezan okunuyor diyor. Çok güzel bir şey. Evet, dini eğitim veren yerleri özellikle bu PYD'nin işte hedef aldığı
gelirken de bize anlatıldı. Dini eğitim merkezlerinin daha önceden işte burada İslami eğitim veren kurumların işte sonrasında durdurulduğu, işte yasaklandığı bize de anlatıldı. Ancak şunu söylemek istiyorum, tabii genelde bu çatışma bölgelerinde dünyanın her tarafında bunlar yaşanır. Dini hayat her zaman hedef alınır ilk önce. Çünkü insanları bir arada tutan en önemli etken dini hayattır. Dini hayatın canlılığıdır, doğruluğudur. Biz şimdi burada bu bölgede giriş yaparken Afrin'e dikkatimizi çekti. Sadece iki binaya bizim askerimiz operasyon yapmış. Yani sadece iki bina ve diğer binaların hepsi tertemiz. Hiçbir kurşun izi falan göremezsiniz. Çünkü zaten ondan sonra bırakıp kaçmışlar, yani korkarak kaçmışlar. Bu da şunu gösteriyor, Türkiye girdiği hiçbir bölgede yıkım yapmıyor. Aslında imar çalışmaları yürütüyor. Hem insanların zihnini, aklını imar ediyor. İşte bizim gibi kuruluşlarıyla, Diyanet gibi, işte diğer Türkiye Diyanet Vakfı gibi bir takım STK'lar üzerinden. Aynı zamanda imar çalışmaları da yapıyor. İşte biz mesela 3 tane camiyi, diğer kurumlarımız da farklı şeyler yapıyorlar ama biz 3 tane caminin tadilat ve tefrişatını yaptık. Bu bölgede 110 tane caminin tadilat ve tefrişatını bizler burada yaptık, yapıyoruz halen. İnşallah bu 3 tane camimiz bu bölgede teravihe hazır hale gelecek. Suriye'de ikinci günümüzdeyiz. İdlib'te bir fırına gireceğiz şimdi birlikte. Bu fırından her gün yaklaşık 250 bin ekmek Suriyelilere gönderiliyor. Burada üretiliyor o ekmekler. Gelin şimdi gezelim, fırının içinde neler var. Burada üretim sürekli devam ediyor. Bu un çuvalları Türkiye'den geliyor. Şimdi çok merak ettiğiniz bir şeydir belki. Suriye ekmeği denen bir şey vardır. Şimdi o Suriye ekmeği nasıl oluyor? Yufka ekmektir o. Suriye ekmeği makinede böyle buradan çıkıyor. Yuvarlak parçalar halinde çıkıyor. Sonra bu makineden dönüp daha ince hamur haline geliyor. Şimdi o hamur haline geldikten sonra da şöyle arkaya doğru gidelim. Şöyle gidelim. Fırına giriyor en son, hamur haline geldikten sonra. İki ince hamur parçası üst üste yerleşiyor ve fırından çıktığında işte böyle üzerinde dumanı tüten bir ekmek haline geliyor. Önce şişiyor, ondan sonra bir miktarda bekliyor. O beklemeden sonra da artık yenecek kıvama geliyor. Dumanı tüten ekmekler diğer tarafta da paketleniyor. Hadi şimdi o paketlenen yeri de görelim. Dedik ya, orada pişiyor, burada paketleniyor o Suriye ekmekleri. Burada da hummalı bir çalışma var. Dediğimiz gibi her gün 200 binin üzerinde ekmek çıkıyor. Biz de şöyle bir paket alalım, akşam iftarda tadına bakarız. Suriye'deki bu durum nedeniyle birçok çocuk maalesef eğitimsiz kaldı, cahil kaldı. Bu durumu nasıl değerlendiriyor? Suriye'de okuma yazma ihtiyacı olan çok fazla yetim ve fakir çocuklar var. Özel okullarda okuyacak güçleri olmadığı için hükümet onlara ücretsiz eğitim imkanı sundu. Allah'ın izniyle buraya gelen çocuklara eğitim, öğretim konusunda yardım etmek için gönüllü çalışacağız. Önceliğimiz çocukların Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlaması için Arapçayı kapsamlı bir şekilde öğretmemiz gerekir. Ama ne yazık ki savaştan dolayı bu mümkün olmadı. Suriye'de savaştan, saldırılardan dolayı insanların %99'u eğitim göremedi.
6. ve 7. sınıfta Arapçayı, Kur'an-ı Kerim'i iyi bir şekilde öğrenemedi. Ama biz 6. ve 7. sınıfları sıfırdan öğretmeye başlatıyoruz. Elif B'yi, harfleri baştan öğretiyoruz. Burada annesi ve babası olmayan yetimler çok fazla. Çocukların anneleri babaları eğitimsiz, yemesinden, giyiminden kuşamına kadar çocukları biz eğitiyoruz. Herkesin derdi ekmek ve su bulmak oluyor. Bu durumdayken eğitim akla gelen en son şey. Bugünleri atlatırsak ortadan cahil bir toplum kalkmış olacak. Bizim Suriye halkına kapımız her zaman açık. Bu alanlarda hayır vakıfları hiç yok. Onlardan maddi ve manevi yardım bekliyoruz. Okulumuza öğrenci gelmiyor. Tek tek kapı kapı dolaşıp öğrenci toplayacağız. Kimse çekinmeden evladını bize emanet edebilir. Buraya gıda desteği çok geliyor. Biz eğitim alanında destek bekliyoruz. Biz buraya gelenlerin annelerinin babalarının yerini doldurmaya çalışıyoruz. Bazı çocuklar teröristlerin saldırıları sonucu yetim ve öksüz kaldı. İnsanlar öldü, insanlar hayatını kaybetti, şehirler yıkıldı. Fakat asıl önemli şey ne biliyor musunuz? Bir nesil kayboldu Suriye'de. İşte şimdi çocuklar o arayı kapatmak için uğraşıyorlar. Barakadan bir sınıf burası. Normalde sizin hayal ettiğiniz bir sınıf tasavvurundan biraz farklı olabilir. Çok büyük olmayabilir. Ama çocukların hepsi pırıl pırıl maşallah. Derslerini yapıyorlar şimdi. Bu ortam çok uygun olmasa da fark etmez. Önemli olan eğitim görmeleri, eğitilmeleri. İşte Suriye'deki çocuklar da bu şekilde eğitim görüyorlar. Bir kampta yaşamak nedir bilir misiniz? Gelin beraber görelim ne olduğunu isterseniz. Yürüyecek yol yok. Burası dağın başı. Burası Atme kampı. İdlib'in kırsalında bulunan bir kamp. Selamun aleyküm. Burada da yine Suriyeliler, savaştan kaçan Suriyeliler yaşamaya çalışıyor. Bu çadırlarda geçirdiler kışı. Bakalım ne var içinde. Selamun aleyküm. Maşallah, maşallah, maşallah. Şimdi şöyle çadırın içini sizlere bir miktar gösterelim. Fazla da içine girmeyeyim. Çocuğu da korkutmayayım. Şimdi böyle bir yerde hayatınızı sürdürdüğünüzü düşünün. Elden ne gelirse artık bir şekilde sıcaktan bunalmamak için duvarlarına bir şeyler koymuşlar. Elektrik yok, su yok efendim. Gelen yardımlarla burada hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. İşte böyle bir yerde yaşamaktan bahsediyoruz. İnsanlığın verdiği, daha doğrusu insanlığın veremediği sınavdan bahsediyoruz. Her yer sinek. Bakınız efendim, burada yeni yapılmış tuvaletler, banyo denen bir şey yok zaten. Neyse ki buraya zaman zaman gelen yardım dernekleri, STK'lar, özellikle Türkiye, altını çizmek lazım. Türkiye'nin yardımlarıyla burada insanların yüzü gülüyor. Yiyecek birkaç lokma bir şey buluyorlar. Neyse ki o yardımlarla hayatta kalıyorlar. Şimdi yaza girdik artık ama Ramazan'a da giriyoruz aynı zamanda. Ramazan'ı buruk karşılıyor buranın insanları. Burada da başka bir çadır var. Bakınız, çadır dediysek öyle şey değil, kamp çadırı değil yani. Birkaç tane battaniyeden derme çatma bu şekilde birbirine dikilerek oluşturulmuş çadır. Burası da artık ne diyelim yani, kamp çeşmesi, köy çeşmesi olur yani köylerde. Onun bir benzeri kamp çeşmesi. Eğer su getiriliyorsa buraya, eğer su taşınabiliyorsa su var. Taşınmıyorsa su yok. Gelelim şöyle biraz daha devam edelim. Selamun aleyküm. Burası da yine derme çatma bir çadır. Artık ne varsa eldeki bütün malzeme kullanılmış. Hadi içine de girelim. İzin aldık içeri girmek için. Şimdi burada kışı geçirdiler. Yazı da burada geçirecekler. Biraz daha serin o diğer naylon çadırlara göre. Dedik ya, dış tarafını evdeki yorganları birbirine dikerek yapmışlar. Bakınız, bu muhtemelen Suriyeli bir ablamızın çeyizinden kalma bir yorgan olsa gerek. Onları birbirine dikerek yapmışlar. Üst tarafta da ne var biliyor musunuz? Çuvallardan arta kalanlar var. Oturma odası diyelim buraya. Ne diyelim, üstüne basmadan şöyle, burası oturma odası.
Başka bir çareniz yok. Burada oturacaksınız. Evimizin mutfağı şöyle gösterelim. Ocağımız. Yani burada gaz bulurlarsa gazla çalışan bir ocak. Gaz bulamazsa yapacak bir şey yok. Burada tabak çanak var ama bulaşığı neyle yıkayacağız? Çünkü su yok. Dağın başındayız. Orada özel eşyaları var. Oraya hiç girmeyeceğim. Fakat burada herhalde şunu anlatabildik değil mi? Yani bu tür bir yerde yaşamak, bu tür bir yerde sürekli yaşamak. Birkaç günlüğüne değil, bizim gibi birkaç saatliğine değil. Sürekli yaşamaktan bahsediyoruz. Zor olsa gerek. Efendim Ramazan için çocukları da alıştırmak için bir eğlence düzenlemişler. Biz de katıldık. Ramazan'ın ilk iftarını yapacağız burada. Şimdi biz de çocuklarla dans edelim o zaman. İşte bir Suriye, işte bir dünya gerçeği, bir insanlık ayıbı aslında. Bulunduğumuz İdlib kırsalında olduğu gibi bu bereketli topraklarda da köylerin yerini kamplar almış. Şehirlerin yerini yine yıkık, döküntüler, virane yerler almış. Çiftçilikle, hayvancılıkla uğraşan bu bereketli toprakları değerlendiren köylülerin yerini geleceğe dair hiçbir umudu kalmamış göçmenler almış. İşte biz de buradaki yaşamı, buradaki hayatı sizler için görüntüledik ve böylelikle Suriye topraklarındaki haber çalışmamızı da sonlandırmış olduk. Mustafa Yıldız, Odak Noktası programı Ülke TV, İdlib, Suriye.